Adana Seyhan Ulu Camii'nden 2003 yılında çalındığı tespit edilerek uluslararası aramda Interpol kanalıyla duyurusu yapılan Çin'imiz 29.02.2022 tarihinde Londra'da Bonhams müzayede evinde tespit edildi. Bakanlığımız, Kültür Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün çabalarıyla bunun iadesi için başvurumuz yapıldı. Söz konusu başvurumuzu destekleyici bilgi ve belgelerle birlikte biz başvuruları ısrarımız sonucunda teslim ettiler. Elçiliğimize gelen Çin'imizi elçilik kanalıyla ülkemize geldi. 5.12.2022 tarihinde de vakıf eserleri müzemize koruma altına aldı. Çin'imizin özelliği nedir? 16. yüzyıldan kalma. Evet. Çin'imizin İznik Çinisi. İznik Çinisi'nde en önemli özellik 16. yüzyıl İznikçilerindeki en büyük özellik mercan kırmızısı. Ustasının bir gelecekteki kalfasına veya çırağına öğretmediği için o dönemde sadece 40-50 yıllık bir dönemde kullanılan kırmızı rengi daha sonra hiçbir Çin'de göremiyoruz. Ve bu da onun değerli kılan en büyük özelliklerinden birisidir. Zeminde de gördüğünüz gibi kuvars mavisi üzerine hançer yapraklı, hatayiler. Yani Bizans daha önceki Selçuklu döneminden kalma kültürü net olarak motiflerinde görüyoruz. Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün en önemli önceliği eserlerin yerinde sergilenmesidir. Ancak şu anda yeni gelen eserimizi şu anda koruma altına aldık diye düşünelim vakıf eserleri müzemizde. Daha sonra tabii ki camilerimizin restorasyonu oluyor, çalışmalar oluyor. Onlardan sonra da inşallah yerinde göreceğiz. 2029.02.2022 tarihinde bu müzayedeye çıktı. Tabii ki bununla ilgili daha önce çalışmalarımız da oldu. 2002 yılından itibaren birçok eser getirildi. Bu konuda deneyim kazandığımız için sağ olsun kültür, özellikle bakanlığımız da bununla ilgili kurumlarımız var. Orada da bir kaçakçılık daire başkanlığımız var. Onlarla birlikte ortak hareket ediyoruz genelde. Ve bu nedenle daha kısa bir süre oldu. İyi oldu da daha ve şöyle de söyleyeyim. Bu Çin'in devamında daha önce de getirdiklerimiz var. İşte onlardan dolayı artık veriyorlar. Bir sıkıntı çıkartmadılar. Şimdi yurt dışından getirilen eserleri yıl olarak aslında gerçekten sıkıntı oluyor. Çünkü bu diyelim ki 19. yüzyılda da gitmiş olabilir, 20. yüzyılda da gitmiş olabilir. Ve bu eserin Adana Seyhan Ulu Camii'ndeki bu Çin'in getirilmesi için ben 7 yıl önce hazırlık yaptığımızı biliyorum. Yani 7 yıllık zaman içinde zaman aşımında peyderpey birçok eserler getiriliyor. Bu yıl için soruyorsanız bu Kültür Bakanlığı ile birlikte baktığınız zaman bayağı bir oradan almak gerekiyor. Ama bizim genel müdürlüğümüze ilgili olarak İki tane diyebilirim. 2002 yılından bu yana bizim kendi tabii ki daha önce getirdiklerimiz var. Bununla birlikte toplamda bakanlıkla son dönemde son iki yılı da katarak öyle diyelim. Toplam getirdiğimiz 21 eserimiz var. Ama bu 21 eser tek bir eser olarak düşünmeyelim lütfen. 131 parçadır. Daha önce mesela bununla ilgili çok hikayeler var. Tabii ki çok uğraştık. Mesela bir Cezeri Kasımpaşa Çin tablosunu getirdik. 24 parçadır. Yine bununla ilgili mesela söyleyebileceğim Valide Atik Camii'nde yine bir Çin ipanı var. Paris Büyükelçiliğimizden aldık. Bak, genel müdürlüğümüzün çabalarıyla getirildi. O da 24 adettir. Toplamda 131 parça diyelim. Yani son iki dönemdir, yani iki yıldırdır getirdiğimiz, bunları örnek de verebilirim. Bak, yani Kültür Bakanlığı'na ortak getirdiklerimize. Onlar için de Konya'da 09.06.2021 tarihinde bulunma tarihi olarak verebileceğimiz bakanlığımızla ortak çalışmalarla Konya ve Adana'dan yine Seyhan Ulu Camii'nden getirdiğimiz Çinler var. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bizim asli görevimiz sorumluluğumuz altındaki cami ve benzeri ibadethaneler olabilir, hans olabilir, kervansaray olabilir. Buralardan sorumluyuz. Biz mal sahibi olarak yurt dışında sosyal sorumluluk gereği biz bunların aramalarını yapıyoruz. 2002 yılında da bu yana kadar da böyle bir çalışmamız vardı. Yani biz Kültür Bakanlığı'ndan farklı olarak biz mal sahibi olarak başvurularda taleplerimiz oluyor.